Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sayısalcı 11. sınıf arkadaşların 20. föyüne devam edeceğiz. Bu sıcaklık konusunun devamı. Şimdi biz en son föyümüze demiştik ki sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler vardı. Üçüncüsünde kalmışız, güneşlenme. Güneşi görme ile ilgili, güneşi ne kadar çok arkadaşlar görürsek güneşlenme süresi o kadar fazla olur. Güneşlenme süresi uzadıkça ısı miktarının arttığını söyleyebiliriz. Ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. Kutup noktalarında 6 ay gündüz yaşanır ama yine soğuktur. Hatta bazıları o zaman şu soruyu sorar kendine. Kutuplar 6 ay güneşi görüyordu o zaman neden çok soğuk? Orada tabii ki sadece güneşleme değil enlem kavramı da devreye giriyor. Ekvatordan çok uzak olduğu için güneş ışınları çok eğik alıyor. Bundan dolayı çok soğuk olmasına neden oluyor. Güneşleme süresini etkileyen faktörler vardır. Mevsim, bakı, enlem, bulutluluk oranı güneşlenmeyi etkiler diye söyleyebiliriz. Sıcaklığın dağılışını etkileyen dördüncü faktördeyiz. Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı. Güneş ışınlarını tutan atmosferdir. Tutarsa soğuk olur. O zaman şunu diyebiliriz. Ne kadar soğuk zamanlar varsa o zaman tutulma fazladır. Bunda dünyanın şekli, günlük hareket, yıllık hareket etkilidir. Örneğin kutuplar soğuk, tutulma fazla. Dünyanın günlük hareketine göre sabah akşam soğuk, tutulma fazla. Eksen ekliğine bağlı olarak kış mevsimi işte soğuktur çünkü tutulma fazladır diye söyleyebiliriz. Bir tane hemen burada bir grafiğimiz var. Güneş ışınlarının tutulma oranının en az olduğu tarih ekvatorda 21 Mart 23 Eylül'dür çünkü güneş dik gelir. Yengeç dönencesinde 21 Haziran'dır. Güneş 21 Haziran'da yengece dik gelir. Hatta hatırlayın yengeç burcunun başlangıcıydı. Oğlak dönencesine 21 Aralık'ta gelir. Oğlak burcunun başlangıcı. 40 Kuzey yani bize güneşin arkadaşlar en dik geldiği tutulmanın en az olduğu zaman yaz zamanının başı 21 Haziran. 40 Güney bizim tersimiz. Biz kış yaşarken onlar yaz yaşıyor demiştik. O zaman 21 Aralık'ta güneye dik geliyor. Bunların ters mevsimlerinde ekvatorda mesela 21 Haziran 21 Aralık, yengeçte 21 Haziran'ın tersi 21 Aralık tarihinde, oğlakta 21 Aralık'ın tersi 21 Haziran'da, 40 Kuzey'de işte kış yaşadığımızda yani 21 Haziran'ın tersinde, 40 Güney'de 21 Haziran'da kış yaşadıkları için diye söyleyebiliyoruz. Beşincisi sıcaklığın dağılışını etkileyen faktör. Yükselti sıcaklık dağılışında önemli bir faktördür. Biz şu kuralı unutmayacağız. Yükseldikçe her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. O zaman soru şu. Gürhan sana geliyor. Güneş yukarıda ama biz yukarı doğru çıkıyoruz. Hava soğuyor. Bu ters bir durum değil midir? Bu şununla ilgili arkadaşlar. Güneş yukarıdan gelirken ısıtmıyordu. Hatırlayın onu. Güneş yukarıdan geliyordu, yere değiyordu ve geri yansıyordu. Bundan dolayı yansıyarak ısıttığı için en çok yerden ısıtmaya bağlı olarak en çok sıcak olan yer yerdir diye söyleyebiliriz. Yerden yükseldikçe sıcaklığın düştüğünü kanıtlayabiliriz. Mesela ekvatorda bile dağlarda kar var. Ondan sonra ekvatorda aşağısı çok sıcak olduğu için insanların yüksekleri tercih etmesi hava soğuduğu için. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitkilerin değişiklik göstermesi. Mesela ovaya yağmur yağar ama bakarız dağların tepesine kar yağar. Normalde her tarafa kar yağar ama aşağı ovalara doğru inerken havanın ısınmasına bağlı olarak orada erir. Bulutların belirli bir yükseltiden sonra oluşması çünkü soğumaya bağlı olarak. Türkiye'de buna örnekler verebiliriz. Çanakkale, Kars aynı enlemde ama sıcaklıkları farklı çünkü Kars... Arkadaşlar biliyorsunuz kazıyla meşhur. Buranın arkadaşlar ayrıca sıcaklığın soğuk olmasıyla da düşük olmasıyla da meşhurdur diyebiliriz. Batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığın azalması, doğu bölgelerde yükseltinden dolayı hava soğuk olduğu için karlı günlerin fazla olması, aynı tür tarım ürününün ekiyorsun Türkiye'de en geç Doğu Anadolu bölgesinde olması tabii ki yükseltiye bağlı sıcaklık düşmesiyle ilgili. Hemen bir sorumuz var. Diyor ki hangisi sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesiyle açıklanabilir? Yükseltiyle ilgili bir kavram arıyoruz. Farklı iklim kuşaklarının oluşması enlemle ilgilidir. Buzul örtülerin denize kadar yayılması enlemle ilgilidir.
Dağların güneş alan yamaçları bakıyla ilgilidir. Çöllerde buharlaşmanın çok şiddetli olması dünyanın günlük hareketine bağlı alçalıcı hava ile ilgilidir. Ama ekvatoral bölgede kalıcı kar bulunması yükselti ile ilgili bir durumdur. Sıcaklığın dağılışını etkileyen 6. faktörümüz kara ve denizlerin dağılışı. Biz şunu biliyoruz. Hep meşhur bir cümle vardır. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Çünkü karaların üstüne lav da döksen toprağı en fazla yarım metre ısıtabilirsin. Yarım metre ısınan çabuk ısınan çabuk da soğur. Ama su öyle değildir. İletkendir. Sıcaklığı 400-500 metre aşağı kadar gönderebiliyor. O zaman 400-500 metre ısıtmak zordur. Soğuması da zordur. Bundan dolayı denizler geç ısınır, geç soğur. Sağ tarafa baktığımızda şunu görüyoruz haritamızda. Kuzey yarımkürede karalar güney yarımküreye göre daha geniştir. Çizgiyi çektik. Evet, kuzeyde karalar daha fazla. Kuzey yarımkürenin yaz sıcaklıkları güney yarımkürenin yaz sıcaklıklarına göre oranına daha fazladır. Kuzey yarımkürenin kış sıcaklıkları güney yarımkürenin kış sıcaklıklarına oranına daha düşüktür. Çünkü çok ısınıyor, kara olduğu için çok da soğuyabiliyor. Yeryüzün en sıcak ve en soğuk yerleri kuzey yarımkürede. En sıcak kuzey yarımkürede, Kuzey Afrika. En soğuk yer dünyada kuzey yarımkürede Sibirya'dır gençler. Kuzey yarımkürenin yıllık sıcaklık farkları güney yarımküreye göre daha fazladır. Kuzey yarımkürenin yıllık sıcaklık ortalaması güney yarımküreye göre bakın karalar 2 derece daha fazla kuzeyin sıcak olmasını sağlamıştır. Yine bir sorumuz var. Karalar kuzey yarımkürenin %39'unu, güney yarımkürenin ise %19'unu kaplar. Cümlesi bize şunu söylüyor. Kuzey yarımkürede karalar fazladır diyor. Hangilerin karaların yarımküreleri dağılışındaki bu farkların bir sonucudur diyor. Yani karalarla ilgilidir diyor. Karalar üzerinde yıllık sıcaklık farkının güney yarımküreye göre fazla olması, evet, kuzey yarımkürede karalar fazla olduğu için. Birinci şıkkımız var. Dünyanın en yüksek doru ile en derin çukurunun bulunması, bu bizi sanki varmış gibi söylüyor ama bu özel bir durum. Yani illa karalar orada çok olduğu için olacak diye bir kavram vardır diye söyleyemiyoruz. Bu değil yani. Üçüncüsü rüzgarların güney yarımkürede ters yönde sapması. Bu dünyanın dönüşüyle ilgili. O zaman cevap şıkkımız A şıkkı diyoruz. Karalardayız hala. Karaların yıllık sıcaklık farklı deniz etkisiyle açık yerlerde yıllık sıcaklık farkları daha azdır. Mesela sağ tarafta görüyorsunuz resimlerimizden deniz ve kara var. Bunların kışın ve yazın sıcaklıkları farklıdır. Mesela meşhur bir cümle denizden karaya doğru esen rüzgarlar işte kışın ılıtır, kışın su toprağa göre daha sıcaktır. Yazın ise serin serin gelir böyle ve serinletici etkiye sahiptir diye söyleyebiliriz. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Hemen düşünüyoruz. Ayağımızın biri suda, yazı düşünüyoruz. Birisi kumda. Hemen diyoruz ki kum bir anda ayağımızı yakıyor. Ama su öyle değildir. Şimdi kuzey yarımkürede karalar Temmuz ayında daha sıcak. Ama en soğuk Ocak ayındadır. Denizler ise hemen ısınmaz. Karalara göre bir ay sonra daha sıcaktır. Ağustos. Hatta düşünün Ağustos'ta biz biliyoruz ki insanlar daha çok böyle tatile denize gidiyor. Hatta deniz daha sıcak oluyor. Deniz ise Şubat ayında daha soğukmuştur diye söyleyebiliriz. Denizellik ve karasallık kelimeleri bize sorularda bir de şunu çağrıştıracak. Denizellik su demek. Karasallık ise kuraklığı ifade eder gençler. Nem oranının fazla olduğu yerdeki iklimlere denizel iklimler, nem oranının az olduğu yerdeki iklimlere karasal iklim yani kurak iklimler. Şöyle özelliklerini birazını karşılaştıracak olursak mesela karasal yerde ve denizel yerde hava karasal yerde çabuk ısınır ama denizel yerde geç ısınır. Kış mevsimi karasal düşünün Erzurum'u erken gelir uzun sürer. Deniz kıyısında mesela bize kar yağmıyor doğru düz hatta şikayet ediyoruz bu durumdan kısa sürer. Sıcaklık farkı karasal yerlerde fazladır ama denizel yerlerde sıcaklık farkı daha azdır. Nem miktarı karasal yerde, zaten karasal kuraklıktı ya, azdı. Denizel yerlerde fazladır. Donlu gün süresi, karasal yerlerde buz fazladır ama denizel yerlerde azdır diye söyleyebiliriz. Bir uyarımız var. Yağış miktarı karasallığın göstergesi değildir. Bu cümle biraz tuhafınıza gelebilir. Yıllık 9 mm yağış alan Hakkari, bir daha söylüyorum. Hakkari 9 mm. Yani
gençler Antalya kadar yağış alıyor. Ama düşünüyoruz, biri denizel, birisi karasal. Burada yükselti devreye giriyor. Yükselti yağış miktarını arttırabilir birazcık. Yine bir sorumuz var. Hangisi denizlerin karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğuması olayının bir sonucudur? A şıkkımıza bakıyoruz. Diyor ki doğal bitki örtüsünün bitkilere göre kuşaklar oluşturması. Arkadaşlar bu yükselti veya enlemin sonucudur. Bazı tarım ürünlerinin belli bölgelerde üretilmesi özel durumla ilgilidir. Denize bakan yamaçlarda bitki örtüsünün daha gür olması bu nemin fazla olması ile ilgilidir. Deniz kıyılarında nemliğin fazla olması zaten cümle kendini söylüyor. Denizden gelen rüzgarların kışın ılıtıcı çünkü sıcak. Su daha sıcak. Yazın su daha soğuk, serinletici etki yapması. 7 okyanus akıntıları. Şimdi okyanus akıyormuş isim üzerinde. Bunun en büyük nedeni sürekli rüzgarlardır. Ki biz bunu çok hissetmiyoruz iç denizlerde olduğumuz için. Ama Kuzey Yarımköre'de karaların batı kıyıları, işte mesela meşhur Gulf Stream veya Alaska batı kıyılarında etkiliyken arkadaşlar doğu kıyılarında Kuzey Yarımköre'de soğuk su akıntıları vardır. Meşhur Labrador mesela. Batı ve doğu kıyılarında okyanus akıntılarının sıcak ve soğuk olması bu sürekli rüzgarlarla ilgili. Güney Yarımköre'de ise tam tersidir. Bizde Kuzey Yarımköre'de batı daha sıcakken Güney Yarımköre'de gençler doğu daha sıcaktır. Örneğin Brezilya veya bu Madagaskar tarafı yine soğuk sıcak akıntıya örnektir diye söyleyebiliriz. Bir tane soru 99'da iptal diyor. Yanlış olduğu için iptal değil. Bu dönemde sorular çalınması ile ilgili. 6 numaralı yerle ilgili hangisi yıllık ortalama sıcaklık farkının temel nedeni okyanus akıntısıdır? Bu tarz sorulara baktığınızda bir defa şu olması lazım. Yani o zaman birbirine yakın olması lazım bu ikisinin. Yani sıcaklık farkının nedeninin okyanus akıntısı olması için. Ya da hemen hemen aynı enlemde olması lazım. Zaten burada 3'ü direkt eleyebiliyorum. Ona yakın olan bir yer yok ekvator olduğu için. Sonra bakıyorum ki 4, 5, 6 var. Bir de yukarıda 1 ve 2 var. Şimdi baktık arkadaşlar bize soruda ne diyor? 6 numarayla ilgili diyor. O zaman 6 numaraya en yakın olan hangisi diye bakıyoruz. Bakıyoruz ki 6 numara 17 derece, 5 numara 24 derece. O zaman derim ki 5 yakın ama sıcaklıkları farklı. Demek ki orada şey var. Zaten gösteriyor bize o bir şeyi. Okyanus akıntısı. 8.'si rüzgarlar. Rüzgarlar geldikleri yerin özelliğini alırlar. Aynı insanlar gibi diyebilirim. Mesela kutuptan geliyorsa rüzgarlar soğuktur. Ama eğer rüzgar ekvatordan geliyorsa sıcaktır. Çünkü sana ekvatorun sıcağını getirir. Alçak ve yüksek enlem kelimesi alçak ekvator demek. Yüksek de kutup demek gençler. Unutmuyoruz. Hemen bir tane haritamız var. Burada meşhur bir kodlama da görüyoruz. Hemen onu da hatırlatayım. Kayıp sakal. S keşlemenin diğer ismi Samyeli'ydi. Kıb arkadaşlar ve Lodos diyebiliriz. Kayıp sakal meşhur. Bizde de ekvator bizim aşağımızda olduğu için bizim kuzeyden gelen rüzgarlar soğuktur. Güneyden gelen rüzgarlar daha sıcaktır. Kuzeyden gelen kutuptan geliyor. Güneyden gelen ekvatordan geldiği için. Hemen 5. sorumuz. Aşağıda 3 farklı yörenin coğrafi koordinatları verilmiş. Şekle baktık. Söz konusu yörelerde sıcaklığı düşüren rüzgarlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bu tarz soruda yaparken önce karelere baktığınızda hangi yarımkürede olduğunu bilmeniz lazım. Hemen birincisine bakıyorum. Ekvatoru çiziyorum. Ekvator bunun neresinde? Aldım 45'in aşağısında. O zaman düşünüyorum. Bir de kutup ne taraftaydı? Soğutacak ya. Sıcaklığı düşüren diyor. O zaman bakıyorum. Kuzeyden gelen. Sonra ikincisine bakıyorum. Bakıyorum ki burası güney yarımküre. O zaman bu güneyden gelen. Sonra üçüncü şıkkımıza bakıyoruz. Ekvator burada. Bu da yine güney yarımkürede bir yer. Güney yarımkürede güneyden gelen. Yani B şıkkımız buna uyuyor diye söyleyebiliriz. 9. Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktör. Nem miktarı. Nem bir dengelecidir gençler. Bir yerde havada nem çoksa sıcaklığı tutar. Örneğin Adana'ya gidiyorum yazın. Gündüz çok sıcak ama gece de sıcak. Mesela Urfa'ya gidin, gündüz sıcaktır yazın ama geceleri serindir. Çünkü havada nem olmadığı için geceleri daha serin olur diyebiliriz.
Nemli hava, havanın aşırı ısınıp soğumasını engelliyormuş, unutmuyoruz. Nemliliğin fazla olduğu yerlerde günlük sıcaklık farkı azdır. Buna örnekler de verelim. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yer, çünkü yağış en çok orada. Dünyada en sıcak yerler dönenceler, kurak olan yerler çok ısınabilir. Bulutlu gecelerin sabahı ılık ama yıldızlı gecelerin sabahı kışın ayazlıdır. Çöllerde ve dağların doruklarında sıcaklık farkının fazla olması. Karadeniz bölgesinde yıllık sıcaklık farkı az çünkü çok yağışlı. Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlar sıcaklık farkının fazla olması diye söyleyebiliriz. Onuncusu yeryüzündeki bitki örtüsü. Şöyle bitkiye baktığımızda ormanlık yerler, ağaçlar gündüz güneşin toprağa çok gelmesine engel olur. Ama geceliğinde sıcak tutar. Açık yerler gündüz sıcaktır, geceliğinde soğuktur diye söyleyebiliriz. Ve böylece 20. filmimizi bitirdik gençler. Allah'a emanet olun.